Bugün size kimyada çoğu kişinin kafasını karıştıran bir konuyu anlatacağım. Kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi veya eşitlenmesi ya da buna kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi de diyebiliriz. Öğrencilerin çekinlikleri konulardan biridir. Ama ben konunun dikkatlice ve metodik olarak incelendiğinde kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi sanatının aslında çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Eh hadi bakalım. Birinci soru. Kimyasal denklem nedir? Mesela burada kimyasal bir denklem var ve tepkimeyi tanımlıyor. Uygun koşullar altında bir alüminyum atomu bir oksijen molekülüyle yani içinde iki tane oksijen atomu olan bir molekülle tepkimeye girer ve ortaya alüminyum oksit çıkar. Bir alüminyum oksit molekülünde iki alüminyum, üç tane de oksijen atomu vardır. Buraya kadar her şey tamam da denkleştirme ne demek diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet, tamam. Bu kimyasal bir tepkime. Peki neyi denkleştireceğiz? Denkleme dikkatlice bakarsanız iki tarafta eşit sayıda atom olmadığını görebilirsiniz. Mesela sol tarafta kaç tane alüminyum var? Bir tane. Sağ tarafta kaç tane alüminyum var? İki tane. Peki bu olabilir mi? Hayır, olamaz alüminyum kendi kendine sihirli bir şekilde ortaya çıkamaz. İşte bunun için denklemin iki tarafında da eşit sayıda alüminyum atomu olması gerekir. Ha bu arada söylememe gerek var mı bilmiyorum ama aynı şey oksijen için de geçerli. Sol tarafta iki tane oksijen var. Birlikte iki oksijen atomu olan bir oksijen molekülünü oluşturuyorlar. Sağda ise yani alüminyum oksit molekülünde 3 tane oksijen atomu var. Oksijen de kendi kendine mucizevi bir şekilde ortaya çıkamayacağına göre iki tarafta eşit sayıda oksijen atomu olması gerekir. Yani kısacası sağda ve soldaki alüminyum atomlarının yani bu sayıyla bu sayının ve oksijen atomlarının sayısının bununla bunun eşit olması gerekiyor. Çok güzel. E peki bunu nasıl yapacağız? Bakın, burada iki, burada da bir alüminyum atomu varsa, buradaki atomların sayısını iki katına çıkartırsam, ne olur? Evet, eşit olmazlar mı? Olurlar. O halde buraya iki yazalım. Böylece sol tarafta artık bir yerine iki alüminyum atomuna sahibiz. Ve denklemin iki tarafı eşitlendi. Ama oksijenlere baktığımızda hala biraz işimiz var gibi görünüyor. Burada iki, burada üç tane var. İkiden üçe nasıl gideriz? Bir buçukla çarparız öyle değil mi? Bunu bir buçukla çarparsak üç elde ederiz. Artık solda da sağda da 3 oksijen atomu var. Harika! Ama durun, biz bir buçuk tane molekülü sevmiyoruz. Yani bir molekülün yarısını kabul edemeyiz. Moleküller hep tam olmalı. Ha, peki ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Cebir derslerini hatırlayın böyle bir durumda. Ne yaparsınız? İki tarafı da bizi buradaki buçuklu ifadeden kurtaracak bir sayı ile çarparsınız. Öyle değil mi? Hadi gelin iki tarafı da 2 ile çarpalım. Bu da 4 olur. Bu 3. Bu da 2. Yazıyorum. 2 alüminyum atomu yerine 4 alüminyum atomu oldu. Önce kimyasal denklemi yazayım, sonra sayıları koyalım. Evet, alüminyum atomu artı oksijen molekülü eşittir alüminyum oksit molekülü. Bunlar tepkimeye girenler. Bu da ürün. Alüminyum oksit. Ne demiştik? Buradaki bir buçuğu bir tam sayıya çevirmek için bunların hepsini 2 ile çarpacaktık. Bu arada alüminyum oksidin başına da 1 koyalım. Evet, 2 kere 2, 4 eder. Aynı rengi kullanalım. Bu aynı değil. Şimdi oldu. 4 tane alüminyum atomu. 1,5 çarpı 2, 3 oksijen molekülü ve 1 çarpı 2, 2 tane de alüminyum oksit molekülü. Son olarak şimdi sağlamasını da yapalım. Kaç tane alüminyum atomu var? Sol tarafta 4 tane. Sağ tarafta da 4 tane. Peki ya oksijen? Sol tarafta 3 oksijen molekülü var. Unutmayın, her oksijen molekülünde 2 oksijen atomu vardır. Bunun için sol tarafta toplam 6 tane oksijen atomu oldu. Burada ise 2 kere 3, 6 tane oksijen atomu Harika. Bu kimyasal denklem işte şimdi denk oldu. Hoşçakalın.